RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sakal Tutan Geçidi, Çağlayan Beldesi, Kemah Acemoğlu Köprüsü, Otlukbeli, Kemaliye ve Tercan ilçelerinde hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı. Yolda mahsur kalan yolcular KYK yurtlarına yerleştirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar araçlarıyla birlikte kurtarıldı. Erzincan-Sivas Karayolu Sakal Tutan mevkiinde, Çağlayan Beldesi Karayolu'nda, Kemah Acemoğlu Köprüsü mevkiinde, Otlukbeli ilçesi Boğazlı Köy yolunda, Kemaliye İliç Karayolu'nda, Tercan ilçesi Beşgöze ve Göktaş köyleri yollarında hava muhalefeti nedeniyle karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından araçlarıyla birlikte kurtarıldı. Ayrıca Mercan beldesinde arıza yapan yolcu otobüsünde bulunan 44 vatandaş Tercan KYK yurduna, Pülümür yolunun kapalı olmasından dolayı Üzüm ilçesinde beklemekte olan 75 vatandaş ise Erzincan KYK yurduna yerleştirildi. Gece boyunca kurtarma faaliyetlerine devam eden ekipler Refahiye ilçesi Kızıldağ geçidinde yolun kapalı olmasından dolayı beklemekte olan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Son yılların en zorlu kış şartlarını yaşıyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken çevre köylerde 1,5 metreyi aştı. Erzincan'da 401 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken çevre köylerde 1,5 metreyi aştı. Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu kent merkezinde gece saatlerinde termometreler eksi 20 dereceye ulaştı. Erzincan'da 401 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkeze bağlı 40, Çayırlı'da 50, İliç'te 52, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 50, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 70, Tercan'da 70 ve Üzümlü'ye bağlı 20 köy yolunda ulaşım yapılamıyor. İl özel idaresi ekipleri 15 ekip halinde kapalı köy yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği olumsuz hava şartları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7/24 görevlerine devam ediyor. Özellikle trafik akışında aksaklık yaşanmaması için çaba sarf eden ekipler denetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği olumsuz şartlarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7/24 görevine devam ediyor. Özellikle trafik akışında aksaklık yaşanmaması için çaba sarf eden ekipler denetim faaliyetlerini de sürdürüyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm şartlarda görev yapan polis ekipleri her iklim ve koşulda görevlerini icra ediyor. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il genelinde ekipleri denetleyerek görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Polis ekipleri ayrıca yolda kalan vatandaşlara da sıcak çorba ikram etti. Erzincan-Sivas Karayolu'nda bulunan Sakal Tutan ve Kızıldağ geçitlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine ve yolculara polis ekipleri tarafından çorba ikramında bulunuldu. İllere göre her 100 bin kişide haftalık vaka sayıları açıklandı. 8-14 Ocak 2022 tarihi aralığında Erzincan'da 188.54 oranıyla ciddi bir yükseliş görülüyor.
İllere göre her 100 bin kişide haftalık vaka sayıları açıklandı. 8-14 Ocak 2022 tarih aralığında Erzincan'da 188.54 oranıyla ciddi bir yükseliş olduğu görüldü. Geçen hafta 87.2 olarak açıklanan Erzincan'da bu hafta 188.54 oranıyla yükselerek salgının il genelinde etkinliğini devam ettiği gösterildi. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Omikron varyantına dikkat çekerek Omikron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omikron'la karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umut olun. Salgın gündemden çıkacak ifadelerinde bulundu. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilen rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı 2'nin değerlendirme detayları açıklandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilen rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı 2'nin değerlendirme detayları açıklandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 18 projenin öngörülen yatırım tutarı yaklaşık olarak 29 milyon lira. Program kapsamında başarılı projelere ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla 3 ay ödemesiz 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmış olacak. Program kapsamında et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 18 firmaya finansman desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar için ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılacak kredilerin finansman giderleri KUDAKA tarafından karşılanacak. Kış mevsiminde kar ve buzla kaplı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşarken güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken kurallar öne çıkıyor. İleri sürüş teknikleri eğitmenleri de sürücüleri bu konuda uyarıyor. Merhaba sevgili sürücüler. Kar yağdı. Olumsuz doğa koşullarında daha güvenli araç kullanmanız için tavsiye ve önerilerimiz olacak. Kar yağdığında otomobilde görüşünüzü olumsuz yönde etkileyecek kar kürtünlerini kesinlikle temizlememiz gerekiyor. İlk kontroller yine hayati önem taşıyor. Otomobilinizin kaputunu açtıktan sonra içindeki sıvıların donup donmadığını ve seviyelerini kontrol edin. Eğer bir sorun varsa kesinlikle çözümüne ulaşın. Karlı yol kesimlerinde aracınızda kışlık lastikler yoksa asla trafiğe çıkmayın. Kışlık lastiklerinizin hava değerleri yaz hava basınç değerlerine nazaran %10 daha fazla olmalıdır. Bu ortalama 2-3 PSI'ya denk gelir. Yedek lastiklerin havalarını da kontrol etmeliyiz. Bununla beraber olumsuz doğa koşullarında yolda kaldığınızda lastik patladığında lastik değiştirme aparatlarının krikonun da sağlamlığını ve çalışırlığını kesinlikle kontrol etmeliyiz. Şehirler arası yolculuk yapılacaksa olumsuz doğa koşullarında mağdur olmamak için otomobilde kesinlikle battaniye, içecek ve gıda bulundurmaya gayret edin. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacaksanız ailenizle otomobilde nerede, ne zaman, ne kadar kalacağınız belli değil. Bu yüzden otomobilin depolarını, yakıt depolarını mümkün olduğunca dolu tutun. Olumsuz doğa koşullarında karda görmek kadar görünülmek de önemlidir. Otomobilinizin farlarını mutlaka açın. Olumsuz doğa koşullarında seyrederken öndeki araçla aramızdaki takip mesafesi mutlak surette iki katına çıkartılmalıdır. Şehir içerisinde kar yağdığında her gün kullandığınız güzergahı seçmek, yokuşları çıkışta, inişlerde ve virajları almanız da size kolaylık sağlayacaktır. Derin karda yolu göremediğiniz durumlarda öndeki aracın lastik izini takip edin. Otomobiller neden kayar? Aniden gaza basarsanız, aniden gazdan çekerseniz, aniden frene basar, aniden frenden çekerseniz, aniden debriyaja basar, aniden el freni çeker, aniden sola, aniden sağa dönmek isterseniz otomobiller kayar. Ani olan bütün hareketlerden kaçının. Sabırlı ve daha yumuşak olmaya gayret edin.
Kar lastikleri olumsuz doğa koşullarında özellikle derin karda ya da sulu karda işe yaramayabilir. Böyle bir durumda otomobillere zincir takmak gerekir. Zincirleri çeker lastiklere takmak gerekir ama daha çok derin, daha ciddi karlı zeminlerde 4 lastiğe birden zincir takmak işinizi biraz daha kolaylaştırabilir. Karda, buzda, siste, yağmurda görmüyorsanız, duymuyorsanız gidemezsiniz. Mümkünse kar veya sis gözlüğü kullanın. Daima karşıya bakmayın. Tehlike önden gelebildiği gibi arkadan da gelebilir. Profesyonel sürücüler özellikle olumsuz doğa koşullarında 3 ila 6 saniyede bir yan aynalara da bakarak görüş alanını genişletir. Zorlu doğa koşullarında mecbur değilseniz trafiğe çıkmayın. Sizlere anlattığımız tavsiye ve önerilere uymanız durumunda daha güvenli seyredeceğinizden eminim. Sağlıklı günler diliyoruz. Erzincan Halk Eğitim Merkezi yıl boyunca kayıt imkanı sağlayarak 181 farklı dalda meslek eğitim fırsatı sunuyor. Bilgi ve becerilerini geliştirmek, farklı alanlarda iş fırsatlarından yararlanmak için oluşturulan kurslarla geleceğe ışık tutuluyor. Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu. Erzincan Halk Eğitim Merkezi ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı sağlayarak 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı sunuyor. Bilgi ve becerilerini geliştirmek, farklı alanlarda iş fırsatlarından yararlanmak için oluşturulan atölye, bilişim, sanat ve birçok konuda oluşturulan kurslarla geleceğe ışık tutuluyor. Yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Halk Eğitim Merkezi'nde ayrıca 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u kadar maaş sağlanırken 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin %50'si kadar maaş imkanı sağlanıyor. Ayrıca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi imkan ve olanaklarına sahip olan tüm koşulları oluşturarak iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı öğrencilere sigorta imkanı veriliyor. Merkez etkin ve güçlü öğretme modülüyle isteyen herkese daha güçlü bir eğitim altyapısı hazırlayarak mesleki gelişimlerini sağlamada da katkı sağlıyor. Asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincanspor'un 26 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşması ülke genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Ayrıca sol bek mevkiine yapılan Muhammed Selim Okur transferi de iptal edildi. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincanspor'un 26 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşması ülke genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileriki bir tarihe ertelendi. 22. hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarih federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek ifadelerine yer verildi. Isparta Spor maçı için Antalya'da kampa giren Erzincanspor maçın iptal edilmesinin ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'da çalışmalarını sürdürerek pazar günü kendi sahasında oynayacağı Akhisar maçı öncesi Erzincan'a gelecek. Öte yandan ara transfer döneminde sol bek mevkinde yapılan Muhammed Selim Okur transferi iptal edildi. İptal nedeni ise açıklanmadı. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza.
Erzincan -10, -1, Erzurum -15, -2, Sivas -15, -2, Gümüşhane -12, -1, Bayburt -11, -2, Giresun -1, -4, Elazığ -11, -2, Tunceli -12, -1, Bingöl -10, -1, Malatya -11, -4, Yozgat -15, -9, Amasya -10, -5, Kars -15, -5, Van -10, -0, Ağrı -10, -0 derece. Dolar 13.39, Euro 15.16. Gram altın 792 lira, tam altın 5148 lira, yarım altın 2600 lira, çeyrek altın ise 1300 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Farklı bir bültende yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.